Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salatu. Bunun çıkacağını ben tahmin ettim. Yani bu ders piyasaya çıkacağını. Böyle o kadar ders var ki kaybolmuş gitmiş. Yani mesela defteri göstersem size yapılmamış mesela. Çok ama. Cebrail bile var. Söyleyin ki abi yapalım. Ne var ne yok ofisten şey yapalım. Böyle olabilir abi inşallah vahiy Kur'an'ı becerebilirsek. İşte o derslerden bize paylayıp tabi doküman derslerinde de bulunmanız lazım bize. Biz de kendi dokümanlarımızla birleştirip. Fakat eskide biraz da icmal etmişiz ya. Şu vahiy var ya. Yani şu yoldan çıktım ben. Kur'an mahluk değil. Ve Cebrail Aleyhisselam mahluktur. Mahlukla nasıl gelir? Bu yola girdim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göre tabii kıyas edilmez. Değil mi? Kıyas edilmez. Cebrail yani. Peki nasıl onu getirmiş? Ben bir gizemi anlamak öyle derdim yok yani. Şöyle olmuş böyle ne olmuş? Yani enaniyetin artmaktan başka, hot furuşluk olmaktan, malumat furuşluk olmaktan başka bir şey geçmeyeceğine inanıyorum. Bunu buraya kadar bilsen. Kur'an şöyledir. Cebrail budur. Peygamber budur. Böyle olmuş. Bu, unutma, geneli söylüyorum. Buraya kadar araştıran enaniyetini tetikler. Hiç şansı yok. Kim olursa olsun. Ben de karşıma. İrfan'ım ne olur buna şey yani. Sakın şey için söylemiyorum. Mesela Lef-i Mahfuz. Şudur, böyledir. Oraya kadar. Kesinlikle hoturuşluğa sebeptir. Hiç şansın yok. Enaniyetsiz durum. Nasıl olacak ki ders yapılırken? Beceremedim. Olmadı. Keşke böyle deseydi. Gibi. Ben de oluyor kardeşim. Bu ne demek? Ne demek istiyorum? Bunu araştırdım. Tamam. Kendine monta edersen, kendinde izah edersen, kendinde karşılıklarının işlevlerinin, türevlerin anlarsa, bu sistem bende nasıl işliyor? Döndürürsen tam tersini inkılap ediyor. Aksiyetini biliyorsun. Kusurunu idrak ediyorsun. Baktığın zaman sistemin sen gözükmeyecek değil, ustad öyle diyor. Dünya gözükmeyecek hale gel. Vallahi yoksun. Gözükmeyecek deyince ufak gene. Mesela cismaniyet okudum. Sistem nedir? Ben cismaniyetle beden de okuduk. Yani beden okuduk. Vücut okuduk. Vesaire. Adem'i okuduk. Eğer okunan, araştırılan şey, zatını bakarsak, Lef-i Mahfuz örnek veriyor. Lef-i Mahfuz şöyledir, İmam-ı Mübin şöyledir, Kitab-ı Mübin böyledir. Tamam, tamam. Tamam da ne işime yarayacak? Hiç. Yani enaniyetimden başka bir şey yaramayacak. Bilmemek daha iyiydi. Ne demek istiyorsun? Öyle. Maalesef. Ne yapacağız? Bu dersten önemlidir şu konuştuklarımı. Onu kendine taşıyacaksın veya oraya taşınacaksın. Eğer Lef-i Mahfuz'a dönüşmesen Lef-i Mahfuz bilgisiyle hiç şansın yok. Yani alıp sürükler yani. Bu deredir yani. Bu insanın elinde değil İrfan. Mümkün değil. Yasin. Sürükler seni. Hiç şansın yok. Ondan sonra bu tür şeylerle meşgul olduktan sonra diyebiliyorsun ki buraya gelmek zorunda değilsiniz. Neye geliyorsunuz? Yani sizi belki daha, bunu bilerek söylüyorum, daha büyük göller var. Sen balinasın. Ben sana göl vaat ediyorum. Marmara'da olur mu balina? 300 bin tonluk. Niye biliyor musun? İnsan, ötelerdeki insan,
buraya sunulan imkan korkunç. Ben bakıyorum ki ben böyle bir balinanın gölü değil. Benim dersler okyanus değil. Sen balinasın çünkü ben seni kısmen fark ettim. İnsanlığı yani. Böyle bir meşrebe, bir otoriteye, otorite ya. Mesela diyelim ki cismaniyet yanlış da yoksa doğrusu çıkana kadar bu doğrudur. Şeceri hilka yanlıştır. Ama doğrusu çıkana kadar doğru budur. Otoriter deniliyor, otorite. Bir otoriter, bir otoriter. Yani bir meşrep, meslektir, meşreptir. Meslek nurculuk, meşrep içerisindeki grup. Bir de otoriter, yani o grupların içerisinde bilinen şahıslara sen giremeyecek kadar, hapsolmayacak kadar küllisin ve külsün. Ben Allah şahidim olsun, Allah yalana şey yaparsa, şahitlik yapıl dersen kafir olursun. İnanarak söylüyorum yani sakın başka bir şeyinde söylemiyorum. İnsan hakikaten bu cihetiyle böyle fark ettikçe cinayet olarak kabul ediyorum. Muayyenleştirmeye çalışmak, insanları kısırlaştırmak neyse, çocuk yapamasın diye, o küzleri ete versin diye biliyorsunuz. Hani kısırlaştırılıyor vesaire. İnsan da öyle yani. Evleniyor, çocuk olmasın sen. Böyle bir cinayet kabul ediyor. Okudukça cahilliğim artıyor. Ben ne güzel iyiydim eskide. İlmim, cahilim çünkü ilmim yok derdim. Meğer öyle değilmiş yani. Yani niye cahilim? İlmim yok. Aslında o ilimmiş yani. Cahilliğimi anlamam. Ben ilim arttıkça cehaletimi enfüse döndükçe rezilliğimi anladım. Enfüs demek o okunan kitabımı bin bende nedir yani hangi sistemdir? Ona dönersem maksat budur. Külliyat da bunun için zaten var. Yoksa enaniyet olmaması kaçınılmazdır. Son cümlem olsun. Bazılar itham ediyor. Şöhret için yapıyorsun bilmem ne yapıyor. Tanınma ben. Niye biliyor musun? Doğru söylüyorlar. Onu söyleyenler var ya sen bunları şöhret için, tanınmak için doğru. Sebebi ne biliyor musun? O adam şahit olduğun yalan söylemiyor. Şahit olduğu o. Okudu Lef-i Mahfuz'u. Ben bir insan da fazla okudum. Orada kaldığı için bu şöhrete vesile olmuş. Kendisinde de. Bende de olur. Çünkü kıyas bir nefs yapmayın diye üstad feveran ediyor. Yani kendi aletinizi sakın teşmin etmeyin. Ben bu Lef-i Mahfuz'u okudum. Elaletim oldu. Ben biliyorum. Bende oldu mu bu? O zaman sende de oldu. Sen bundan kaçamazsın. Ben bu kadar uğraştım, kaçamadım der. Sen mi kaçacaksın Osman? O zaman şöhret için uğraşıyorsun. Çünkü şöhret için oldu bende. Bende şöhret oldu. Bende şöhret oldu. Doğru söylüyor buraya kadar olduğu için. Aslında makamını söylüyor. Buraya giriyor, oturuyorlar. Şu an de çıkıyorum. Böyle bir açık adam alandan gelip anlatıyor hanımından, şikayet ediyor. Hanımını anlatırken bana aslında kendisini seyrediyor. Hanım aynasındaki bunun ters davranışından şey yapıyor. Hani babaannem derdi ki, bizde vurgun çok oldu eskide. Ölen zalim, öldüren mazluma ne yapmıştı? Buraya, istersen kapatalım onu. Buraya kadar araştırma yapıldığı için şöhrettir bu bilgiler. Doğru. Ama enfüse döndürürsen üf, o lezzet orada. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Malumat kazandım. Seni enfüse dönmemene neden olan ne? Neyi tutuyor seni? Neyi yanlış yapıyorsun ki enfüse dönemiyorsun? Evet. Birincisi şu. İrfanım, canım benim, Risale-i Nur kafidir diyoruz ama sen mesela lisedeyken bilmem ortaokulda mı tanıdın? Lise son sınıfta. Lise son. Sen şimdi birisi sana ders yapmasaydı, sahaflarda kitap görseydin, Nurç olabilir miydi? Çok zor. Zor. Olmaz ya. Mesela sözler, mektubat, lemalar şu alır. Dört kitapla insan hocaya ihtiyacı yok. Laikalara okurken var. Laikalar dershanesiz çözülemez.
Yani o tabirin içi doldurulamaz. Mesela sadakat. Sadakatli olun, sadakatınız bozma. Okudun. Sadakat nedir? Nerede yapacaksın sadakat? Ne demektir ya? Bu yaşanan bir hayatla dolar. Amenu ve amelü salihat. Kur'an'da geçiyor. Yani iman tamam ama salih amel Resulullah diyor ki bana bakarak yapın. Eylem örnek olması lazım. Eylemi yapabilmem için. Resulullah'sız Kur'an'dan biz eylem çıkartamayız. Ustadsız nurculuk, dershane sistemi işlevi, içindeki vakıflar vesaire hepsi, dershanesiz laikanın içini dolduramaz. Birinci hata bu. İkinci hata, okuduklarımız niye enfüse dönüyor? Hür değiliz. Bizi birileri bloke etmiş. Yani çok iyi biliyorum ki ben Yasin abinin oraya gidersem okuduğu malumatlar ilmimden enfüse döner, hiçliğimi bilmeye vesile olacak. Eğer ilim hiçliğimi bilmeye vesile olmadı mı enaniyettir, vücuttur. Anladın mı? İlim, Adem hiçliğini bilmeye, ben hiçliğimi bilmeye çalışıyorum demek, yani o ilimin sahibine sahip olmak içindir Allah. Eğer hiçliğini bilmeye götürmüyorsa o ilim vücuttur. Vücut da enaniyettir. Birincisi o sistem içinde olmak. İkincisi ehiller, İmam-ı Rabbani sözüdür. Ne olmak istiyorsanız ehliyle olun. Ha, enfus. Böyle. Üçüncüsü tabii diş sebepler var. Haram yemek. Terkler olmaması. Terk. Terk çok önemli. Sahabenin en büyük özelliği terktir. İsar hasreti tektir. Terk. Yani kendini tercih edebilmesi için, kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. İkisi bir arada olmuyor. İsar'ı nasıl anlamıştık? Sadece Allah aldığı bir şey almıyor mesela. Yiyecek bir şey vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Ama şimdi ne oldu? Veya bu terk derslerinden sonra? Terksiz olmuyor. Sahabenin ilmi yoktu biliyor musun? Yok. Mesela geldi, hepsini demiyorum da var. Geldi yalın kılıçta peygambere vurmak için geldi ya vesaire. Hı. Sonra işte gusül bile olmadı da öldü değil mi? Hı. Ama o anda terkin zamanı yoktur. Sahabenin en büyük özelliği duyduğunu yapmak. Hemen kendisini terk etti. Hemen küllüme. Hemen kendisini terk etti. Oraya savaştı. Öldü. Sahabe oldu. Resulullah'ı görmek terkeş yapmış. Sahabe ilimle terke sebeptir. İlimsiz terke sebep olmuş. Peygamber. Çünkü Peygamber Aleyhisselam diyor ki ilimsiz diyor ilim isteyen var mı? Muhabbet de terke sebep değil mi? Muhabbet evet. O da terke sebeptir. Ama seni hapsedebilir de çok tehlikelidir. Ehli tarikte de o şekilde. İşte çok tehlikeli ya hapseder seni. Oradan çıkamazsın. Yo, bizim ilimle terk noktada ilimde gene kullanıp yani kirliyleşmek daha hani ehli tarikte. Şu gibi olmuyor çünkü ilimde şans yok. İlimde Allah var. Ama aşkta şans var. Nereye aşk? Fenafil, şeyh, fenafil, resul. Resulullah'ta bile şans var. Ne diyorsun ya ağzını söylediğini kulağın duyuyor mu? O da vasıtadır. Fenafil Resul da vasıtadır. Fenafillah da vasıtadır. Tövbe estağfurullah ya. Vasıtadır. Çünkü fenafil ihvan sondur. Fenafil ihvan demek, kardeşin de feda olabilmen için İsa hasta kendini terktir yani. Netice sensin orada. Kendini terktir o. Canım İrfan'ım, simandan hissediyorum. İlginç değil mi bunlar? Evet abi. Bak fenafil, fenafil şeyh, fenafil resul. Yani niye fenafil şeyh? Benim ne özelliğim var ki? Onun meziyeti var. Şeyh'tir. Onun ne özelliği var? Onun özelliği var. Benim özelliğim var. Yok. Ne özelliğim var? Var. Ha, ben ona fena olmaya nefsim uyuyor, razı.
Şehir Mescidi var. Şehre fena olan Resulullah'ta olur. Fena fil Resul. Resulullah'ta olan nerede? Allah'ta olur. Netice değil. Çünkü Allah'a fena olmak, feda olmak kolaydır. Çünkü Allah emsalimiz değil. Emsal olunmayan şeye fena olmak kolaydır. En zor emsaline fena olmaktır. En zor da en dibe konmuş. Fena fillah'tan sonra fena fil ihvandır. Şeyhini sevdiği kadar Allah'ı sevse o zemin nereye çıkıyor? Ne oluyor? Fena fil ihvan demek kardeşini tercih etmek gibi gözükürken ismi hayır. Kardeşini İsar hasreti kardeşini tercih etti diyor sahabe. İsar. Fena fil ihvan. Fena fil ihvan sistemdir. O sistemin ademi kendini terk etmektir. Kendini terk eden kardeşini tercih edebilir. Fena fillah yapmış olan kendini terk etmemiş mi? Yok. Kana var kendisi. Kardeşindeki kendini. Çünkü niye? Allah'ı tercih etmek için kendini terk etmeye gerek yoktur. Çünkü Allah bizatihi gayri bizden müstesnadır. Oraya bir şey yapmak için kendinden böyle bir şey gerekmiyor. Avam da şey yapabiliyor. Sevebiliyor avam da. Allah'ı sevebiliyor. Peygamberi de sevebiliyor. Avam şeyhini sevebiliyor. Peygamberi sevebiliyor. Allah'ı da sevebiliyor. Kardeşini sevsin hadi. Çünkü kardeşini sevmekte kardeş sevgisi yok. Kendini terk etme nispetinde o sistem işliyor. Allah. Sen varsın, gene sen var, netice sensin. Fenafillah'tan ne olur, şu terk var ya terkleri, bir daha dinleyin. Bu Hazreti Hava... Allah'ın en güzel ikramlarından son senemizde, Allah'ın en güzel mesela ene gibi bir tespit ya, ene. Daha hala bocalıyorlar ene. Enanet zannediyor. 7 manası var. Bir mülkü var, bir melekütü var. Enenin mülk tarafı ruznamedir, takvimdir, haritadır, çekirdektir vesaire var ya. 11. sözde söylüyor. Melekütü enedir, mecurdur. Beşeriyette ise nefsaniyettir. Hala eneyi o haritadır, ruznamedir diyor. Tamam. Bunda bunun kadar kıymetlidir terk dersini, terki külliyata Allah'ın göstermesidir. Terk. Çünkü dima terklerle çalışır. Dima vahye mazhardır. İnsan insansız insanlaşamaz diyorsunuz ya. Evet. Hazreti Adem Havva aleyhisselam, Havva validemizi onun için mi yani şey yaptı? Tabii. Sen insan insansız noktalı virgül. İnsan insansız noktalı virgül, bunu koymasan anlaşılmaz bu cümle. İnsan insansız noktalı virgül, insanlaşamaz. Çünkü aynasız anlamam kendimi. Bunu da okurken çıktı insan dersinde. Böyle tek tek çalışıyorum. Bak size göstereyim diye cismaniyeti. 10.07.2013, bir hemen hafifinde başlamışım. Gördün mü tane? 10.07.2013 Bremen Afen. Almanya. Bak kırmızılar metindir. Metin. Ama bir metin. Başka bir delilim de var bak metin. Bir metin daha. Bir metin daha. Tamam mı? Geliyor sonra anladıklarım. Mesela bak ben istisna gördüm. Hani var da böyle ama azdır. Bir metin izah. Bir metin. Ama 3 tane metin peş peşe çakıyor. Ondan sonra izah, onu muhalefet etmeden sonra. İşte böyle, niçin gösteriyorum? Kırmızı metindir, anladım. Üşenmeden çalışıyor, yazıyor. Yani Risale-i Nur çok caziptir yani. Ama baştaki cümlemiz olursa, bu ilim bir çağın iki yüzü gibidir. Hem firavunlaşmamıza sebep olur, hem kemal bulmamıza sebep olur. Aynı şey. Eğer biz elde ettiğimiz ilim kendimize taşınmamıza vesile olmuyorsa bilin ki enaniyettir, hot kuruşluktur. Hiç çalışıyor. Herkes mümkün. Ustak ne diyor? Bu ilim netice midir diyor. Bu ilimler bir de hedef tayin ediyor.
koca Bediüzzaman bu ilimle Risale-i Nur As'ın mücididi son Kur'an'ın icaz manevisiyle diyor ki bu ilimle hiçliğini bilmeye çalışıyorum. Risale-i Nur'la bir hedef daha tayin ediyor. Orada kalırsan, taşınmasan o ilimle içine işte enaniyet, hot vuruşluk, taassup, tenkit, korkunç, haset. Bir ders var, yayına çıkmadı da. Haset mi? Haset mi? Sadakat mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Ne zaman çıktı? Kaç tane yorum da yazmışlar altına koymuş. Ha öyle mi? Çıktı. Çok ilginçtir. Evet. Peki. İçin. Bu derse bu kadar mukademe az bile. Tabi 2013'te başlayıp. İyi. Bitirmeyi söyleyeyim. Bunlar kulası ha. Bu işe çok eğiliyorsunuz abi sürekli. Ben çok sık denk geliyorum bu enfüsteki dönüş, dönüş yapamaya. İleride bir şey mi olacak cemaat içerisinde ya da böyle önlem mahiyetinde mi konuşuyorsunuz abi? Evet. Aranızda olacak. İmtihanınızı söyleyeyim. Bak 17 yaşından beri bu parkurdayım. Ben gözüm aç, televizyon görmedik. Bilmeyiz haram şeyi. Hep böyle abilerin kucağında, ellerinde büyüdük, tamam mı? Çok gördüm 78'den beri. Yarama bastığını demek istediğimi, ben demek hiç istemezdim. Şimdi virajınızdan bahsediyorum belki de burada. Okuduk Risale-i Nur, haramla mücadele ettiniz. Sonra Allah istisna yaptı sizi. Risale-i Nur'a muhatap etti. Sonra geldiniz, dershaneye geldiniz. Bu ilimleri yaparak sadakatını sorguladı sonra. Virajınız bu. Sadakada da ben inanıyorum. Söyleyeceğim imtihanınızı. Sadakada açtınız. Ben inanıyorum. Risale-i Nur'a sadıksınız. Olmasanız bu derse muhatap olamazsınız. Mümkün değil. Olmaz. Sadakatı da açtınız, hamdolsun. Ben niçin taşındım? Yoksa sizi çok korkunç bir fırtına bekliyor aranızda sizi. Bu grup enfusun enfusisidir. Cumartesi dersine benzemez. Onun hulasasıdır çarşamba dersi. Değil mi enfusa? Onun hulasasıdır bu. Tamam mı? Bu ilim eğer elde edeceksiniz, eğer bu ilim kendinize seyahata, hiçliğinize doğru götürmüyorsa davalara kalkacaksınız. Davalara kalktığına delil ne olacak biliyor musun? En güzel delil. Belki o gün şak, ben bunu size söylüyorum, emsal değilim size. Birbirinizle imtihan edecek Allah sizi. Hem de çok acımasız. Şu anda talebe gibi gözüküyoruz, doğru mu? Hepimiz, ben de biliyorum. Belki biraz farklılık var çalıştığım için. Ama biliyorsunuz ki bilmediğim zaman bilmiyorum. Belirli bir yere geldiğiniz zaman veya bugün ben varım, yarın yokum çünkü düşmanım çok benim. Her gün mesela şu camdan beklerim, stat'tan bir mermi. Mutlaka bekliyorum yani. Çünkü biliyorum yani. Rüştar böyle bir mana ifade etmişti vesaire. Neyse. Çünkü süreç çok korkunç bir sert esiyor. Mehdi'den. Neyse. Aramızda belki bir imtiyazlı olunca yani laf dinleyen ben varım. Ama kendi başınıza kaldığınız zaman işte derdimiz hani var ya belanız içi dahil olacak. Bu sefer birbirinize imtihan olacaksınız. İlk önce benle imtihan oldunuz. Yani cumartesi dersinden çarşambaya, çarşambadan derken buraya. Şimdi benden imtihan olmuyorsunuz. Yani ne olsa, şöyle mesela ki bir sürü beşeriyetimiz var, arızalarımız var. Ama diyorsunuz ki öyle inanıyorum ki öyle.
buraya kadar geldi ya, üçüncü daire, daire, daire. Yani beşeriyeti de var ama bu taraf hayır var. Doğrusu da bu, doğru. Üç tane şahsiyet var ya. Fakat sizin en sert imtihanınız daha başlamadı. Birbirlerinizde olacaksınız. Emsalsınız. Aşmak çok zordur. Ben onu ifade et, sen söyledin. Taşınmazsa, içeriye bu ilimle taşınmazsa, birbirine hükmetme vasıtası olacak. İçimizden birisi imtiyazlaşsa, buna tabi mi olmamızı istiyorsunuz abi? Hayır. Hayır. Ben kendime tabi olmanızı istedim mi? Yok, sorgulayın dedim. Yani müzakereyi ortadan kaldıran hiçbir şey doğru bir şey değildir. Tamam. Yani imtiyazlaşma olabilir. O ancak biz dalamadığım denizdeki balıkları o tutup getirsin ama beraber yiyelim. O tuttu diye kendisi yemesin. Beraber olun. Çünkü fıtratınız farklı. Bazısınız palamutu yakalamış, bazısı sarganı yakalamış. Hepiniz farklısınız. Ama hiçbir şeyin yok. Fakat bazılarınız ifadesi çok seliz. Olabiliyor. Yani imtihanınız birbirleriniz olacak. Şimdi bu başlayacak. Aranızda diyor Peygamber Aleyhisselatü'sün, ben var oldukça olmaz ama Ömer de diyor, ondan sonra olmayacak. Fakat Ömer de vefat ettikten sonra fitneniz dahil olacak. Ya benden sonra fitne yani olabilir, olmasın diye önünü almaya çalışıyorum diyorum. Yani bu derste taşınmanız lazım enfüse. Şu an tahmin edebiliyor musunuz benim ne kadar dahili? Beni komünistler, zındıklar, masonlar düşmanım değil, ha bir şey değil. Bana hasit eden beni en iyi tanıyandır. Değil mi? Benimle hareket eden. Peki nasıl yapayım? Hiç duymuyorum çünkü meşgul olacak zamanım yok. Bak şimdi siz derse oturduk sabah sabah, bak evlatlarım duruyor. Oysa sabah okuyorum. Bir pazar günleri sizinle müzakere ettiğimden dolayı öğleden sonra bırakıyorum. Tamam. İmtihanınız benle geçti. Benle imtihan olmuyorsunuz. Kandıramaz sizi şeytan, onu kastediyorum. Çünkü çok iki tarafı da gördünüz. Hayrı fazla olduğunu kandıramaz. Fakat birbirlerinize imtihan olacaksınız. Onun için taşınmanızı istiyorum ben. Ve Allah'ın izniyle çok şey bekliyorum sizden geleceğe. Çünkü kendisinize boşuna uğraşmıyorum. Peki. Tekrar Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Benim diyor selavatı getirmesen o sohbette şey yoktur, bereket yoktur diyor. Onun için getirdim. Cismaniyetimiz mübarek olsun. Bismillah. Cismaniyetin hulasasının hulasası. Burayı göstermek için açmıştım. Beden var vesaire. Bunu kapatıyorum. 15. defterdeydi. Efendim, hulasa yaptım. Ama cemaate bu da verilmez. Hulasanın hulasasını yap. Hulasanın hulasasını. Şeyde var mı abi, internette var mı bu defter? Yok. Bu kısım okuyacağınız kısım. Bu kısım var galiba. Ha, varsa biz de indir şey yaparız. Var. Cismaniyetimiz alemi şehadetin hulasa-i camiası olduğundan. Kaynak vereyim mi? Bir tane söyleyeyim. Tamam. Sözler 328, izahı 15. defterin 310. sayfasında. Şu 15. defter, bir tane göstereyim. 315. sayfasındaymış. Bir tane göstereceğim, daha yapmayacağım. Şey, 310. Baktım, lema var. Burada sözler diyor. Şaşırdım. Meğer 310'muş. 15. 310 olacak. Evet. Şurası kardeşim. 328. Aa, burada da var. Bu demek ki cismaniyette çok kullanmışım.
Sözümü geri alıyorum. Aynı şeyin destekleyen sıralı aldım. Bir tane almadım. Diğer toplamalardan bir tane alıyorum. Ondan sonra izahat yapıyorum. Ama burada sözler 328. Sözler 360. Üşenmeden aldım. Hop! Şuraya kadar. Bundan sonra izah yapıyorum şuraya kadar. Yani yeri belli. Hepsi okuyacağım. Böyle kaynaklı. Kaynaklı olmasa ben zaten tatmin olmam. Ama haşa, mana bu kadar değil. Ben cismaniyete bakarken bu kadar gösterdi. Gördüğümü söylüyorum. Neymiş? O kadar okudum, gösterdiğim yer vardı ya, 300, 328, 360 vesaire. Yerlerin hulasası, bak bir cümle. Cismaniyetimiz, alem-i şehadetin hulasa-i camiasıymış. Şu cismaniyet. Cismaniyet bu değil. Bu bedendir. Onu ayıramıyoruz şu an biz. Tabii ya. Bunu kabul ediyoruz şu an. Gelecek. Peki, şimdi bazı tabirler. Kül, bir bütünün tamamı. Cüz onun parçası. Cüz, küllün tüm özelliklerini göstermez. Daha çok müşahhas şeylerde kullanılır bu. Muayyen. Külli, bunlar çok önemli. Viraj bu. Dış dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Bunu lügatta göremezsiniz. Böyle yok ya, yani, zannet. Bak, külli noktalı, şey takkeli, dış dünyadaki cüzilerin zihindeki gölgeleridir. Devam. Cüzi dış dünyadan çıkar, cüzi dış dünyadan çıkar ve dimağa girerse külli olur. Bunu da eklersin. Ya bir daha diyeyim. Neyse. Külli olur. Bir daha der misiniz? Bir daha diyeyim. Çok iyi. Cüz-i bu cüz-i'dir. Dış dünyadan çıkar, dimağa girerse külli olur burada. Ters gibi sanki biz öyle aldığımız. Evet. Tamam. Dışarı aldığın için öyle oluyor. Yok yani normal öyle var. Devam edeyim, daha bitmedi. Bunun gibi külli dimağdan düşer, diş dünyada yerini alırsa. Doktorum hoş geldin. Sandalyemiz var. Bir daha okuyayım. Bunun gibi çok acı bir şey ya. Kavramlar da işlemiyor biliyor musun? İşte lügat böyle olmalı ya. Bak. Bunun gibi dimağdan düşer. Düşer. Dış dünyada yerini alırsa içeride içerideki buradan çıktık. Attık dışarıya. Dış dünyada yerini alırsa kişiliğin kişiliğini kazanır. Dışarıya atarsa. Evet. Kişilik nasıl olur? Ulan kişiliğin bozuldu. Kişiliğine yazıklar olsun. Dışarı atmak daha kasıtlı nasıl? Yani. İşte ne anladın sen? Hazreti. Yani eyleme ve söze dönüşürse. Eyleme dönüşecek. Evet. Bak bu cüz'i. Cüz'i oldu, külli oldu. Bu cüz'i dimağa girerse, zihni de karşılığını bulursa, bu cüz'i burada külliydir. Bu emri nisbiydi. Bu sistem, bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Burası külli mi? Burada onu alayım, bunu kesiyorum, doğuruyorum, kesiyorum, yaratıyorum, halk ediyorum. Bilir konuşuyorum. Halk, Allah halk ismine mazhar oluyorsun. Cenab-ı Hak, Halik, hiçlikten yaratan. Ona aynadarlık yapıyor işte, dima bu konuda. İçeride, bu dışarıdaki nisbi. İçeride nisbi yok artık. İtibari bu. Dışarıda ne olursa olsun bu buna eşit değildir. Galip değildir. Bu ayrı.
Ben bunu kesemem, kırmam, beyaz yapamam bunu. Burada hepsini yaparım. Yok ederim. Ha, içeride itibari. Aldım, kestim, doğradım falan, tamam mı bunu? Doğradım, öyle yaptım öyle. Dışarıya ifade ediyorum. İçeride bu girdiği gibi çıkarmıyorum. Diğerleriyle nispet ediliyor. Kıyaslanıyor. Manalanıyor. Şekillendiriyor, şekil alıyor, boyalanıyor, kesiyor, ekleniyor. Mesela bak, bu böyleydi. İçeride tarttı. Anladın mı? Böyleydi. Böyle oldu. Yani içeride evirip deviriyor. Bunu dışarıya ben çıkarırsam, dışarıya düşerse itibariler, dışarıda kim? Kişiliğimdir. İçeride külli olması da çok ilginç. Çok ilginç oldu, evet. Bence. Değişik bir şey. Yani daha bismillah değil mi cismaniyet? Evet. Peygamber kısaları şimdi şey oldu abi içeride. Gerçi iç. Peygamber kısaları içeride dışarıda cüzi. İçeride külli diyorsun. İçeride külli. Alem sende. Peygamber şunu da demeden geçemeyeceğim. Peygamber kısaları ünvandır. Ünvandır. O ünvanın içine giren onun gölgesidir. O işliyor. Sistem o aktif. Yunus'un işliyor. Daha gerçek değil mi abi içerideki? Tabi gerçek. Çekirdek. Bu cüz'i hadisenin diyor abi işte zaten. Anlatılan cüz'i hadisenin. Evet, Yunus Aleyhisselam cüz'i hadise diyor. Allah Allah. Yunus Aleyhisselam kıssasına da. Bak gördün bak ne oldu şimdi? Cüz'i diyor. İş karıştı orada. İçeriye alınca onu zihinde, zihine taşınırsa Yunus Aleyhisselam külli olur. O bir unvandır. Unvan-ı mulahazdır diyor Yunus. O unvan yani tanımların içerisine sen de girersen olursun Yunus. Yunus sensin. Onun için arş benim dedim, kürs benim, Cebrail benim, Mikail benim, İsa benim, Musa benim, İbrahim benim. Ama başkası buna itiraz eder. Hiç beni kale almaz benim diyor. Muhammed de benim diyor. Külli. Mesela buna ait şeyini vereyim, delilim. Mesela hemen şeyler, zihinler itiraz edecek vesaire. Tabii. Zülkarneyn diyor, unvandır diyor usta. Mehdi için de unvandır diyor. Diyor mu unvandır? Evet, unvandır. Ha, gerçeğe asırda Mehdi gelmiş. Evet, bir. Ya. Ha. O ne diyor? İçeride bulacağım Mehdi. Mehdi unvandır taşıyan şeyler. Tabii unvan. Hele Zülkarneyn'e çok açık, sarih söylüyor. Hem de basa basa üç yerde söylüyor aynı. Ünvan. Başka yerde ünvan-ı mulahazdır diyor. Hazreti Adem tam zıttını mı yaptı abi? Ne demek? Onu hani öğretilmişti, dışarıda şey yaptı ya, dışarıda mı külli oldu? Tam evet. Zıttı gidiyor ya. Yani evet, ona Adem öğretildi ya. Ve alleme Adem'e esme külliha. O küllileşti bunlar. Dima vahiy ile İksirlenir. Biz daha önce bir ters söyledik. Vahiy ile kalp mayalanır. İksir dersine geçiyor. Ben onu maya zannettim. Şey yapmıştım. Onu lafız şahtam oldu. Adem vahiy ile ve alleme Adem'e esma ile iksir. İksir ne demek? Sana bir iksir vereceğim. Hatırladınız mı? Bak, yedinci söz aldım. Evet. Peki iksir, dimağını mayalayacağım, sütten yoğurt yapacağım, ondan sonra peynir yap istersin. Ha, ayran istiyorsun, ayran da içersin canım sıcak havada. Ama soğuk havada, o ben iksirle dimağını mayalayayım, yoğurt olsun, tereyağı yaparsın. Kışın tereyağı yersin, yazın istersen onda ayran yaparsın. Toprağı altın yaparsın. Anladın? Risale'nin anladın mı? Hepsi kapak. Hepsi simge, sembol. Sıradan değil mi? Bir laf. Ben sana bir iksir vereceğim. Onu şey yapar, okursan, şey yaparsan. Ha tabii canım, mübarek. Yazmış ya, çok hoş bir bağız. Güzel bir örnek. Yeni değil mi külliyat? Yeniden başlayacağız seni, he? İrfan. Evet, her dersten sonra öyle diyoruz abi zaten. 21 defa külliyat okuyan karı koca mühendis. Ondan sonra dedi abi sana ifade edeceğiz. Kimse ifade etmedi mi?
Ben de size ifade edeyim, nasıl isim yok. Koyduk abi kenara dedi, ülfet belası sardı dedi. Ondan sonra başladık aramaya, maneviyat yok. Yani acayip, yalsız tutsuz, 21 defa okuduk ne, hiçbir şey değişmedi. Aynıyız dedi. Ben arzularım aynı, isteklerim aynı, kadın diyor. Kocası susuyor orada beraber. Bütün isteklerim aynı, aynı şey istiyor. Yalnız biraz dikkat ettim işte diyor. Pantolon vardı dedi altında, üzerine diyor etek koydum dedi, pantolon gene var diyor. Bluzdaydım dedi, bir tane şey koydu, bele kadar şey giydim, o kadar değişiklik oldu dedi. 21 defa bitirdim. Şimdi ne oldu dedim. Ya dedi, bir tasavvuf ahli var ya şişlemiş de falan, ona merak saldı bize vesaire. Sonra baktım ki diyor, enfusi derslerine denk geldik, birbirimize baktık diyor. O bana bakıyor. Bizim bir okuduğumuz kitaptan bahsediyor bu dedi. Derslerde şu an umumen tarikat konuşuluyor abi artık. Yani dikkatimi çekiyor. Şey olur, hani değişik haz alınmıyor artık abi. Evet. Onu oradaki tarih kardeşlerimizin o şevkli halleri gözlerine geliyor. Yani biraz da hani beybe yiyelim gibisinden hareket ediyorlar demek ki. Evet. Bunlar. Bu çok konuşuluyor yani. Evet. Sebebi bu ilim içeriye taşınamayınca dava ve iddiada kaldı. Biliyor. Netice yok. Ama bu böyle enfusi derslerle işte içe taşınıyorsun. Orada acayip işte. Enfusi dersleri not olarak girdik dedi. Kitapları yeniden indirdim. Okunan dersleri tek tek durdura durdura yazdım. Düşünüyoruz Allah Allah. Mesela bu. Bu okunan ders nedir? İçeri taşınma yoludur. Bir haberimiz yok, taşınıyoruz. Ona delil zevk almaktır. Şeyde o dimağı normal meyvedeki çekirdekti. Küllileşince yani kendi başına o cüz'i alınca kökteki çekirdeğe doğru geçmiş oldu. Evet. Küllileşti değil mi? Evet, aynen öyle oldu. Bunun gibi külli yani dimağdan düşer. Külli dedik ya, içeri geçerse külli olur. Külliden, dimağdan söze ve eyleme dönüşürse, söz demiyorum da, dimağdan düşer, dış dünyada yerini alırsa kişiliğini kazanır ve cüz'i olur. Varlık içinde cüz'i olursun. Şeceri fikrat içinde cüz'i olursun. Cüz'i küllünün bütün özelliklerini taşır bu sefer. Ne hatırıma geldi biliyor musun? Onu birisini okudum da geldi böyle. Şeyler arası bir vakıf abi geldi. Hoş bir abim. Yerde oturduk. Buraya okudum. Misal de okuyacağım. Ya dedi seni tanıyorum eskiden dedi. Basit bir adamsın yani böyle. Kendi idare etmekten aciz bir şeysin. Fakat Risale'nin önüne geçtiğin zaman acayip oluyor dedi. Ona şaşırıyor. O hatırıma geldi de gitti. Öyle. Allah istihdam etsin inşallah. Abi kaçıncı defter bu? Bende var da 15'i bir açmayı dedim. 19. 19'un kaçıncı sayfası? 109. 19 yokmuş ya tamam. 18'e kadar indirmişiz. Misal. Misal veriyorum şimdi. Uygulamalı. Üstünüyoruz ha cismaniyete. Allah Allah neler verecek Allah bakalım. Abi inşallah. Biz sıcak girdik. Külliyi biz şu an bizi şey etti biraz. Kroşeyi aldı böyle ters. Cismaniyete girmek için bunlar virajlar bilmek lazım. Giderken dedim şoföre. Şey dedim değil mi? Aa bu şoför. Bir şey geldi de hayvan mı ne? Ani hareket yaptı sana mı? Birisi hayır artık risk alacaksın. Kedi de ezeceksin. 120 giderken ezmeyeyim diye kaçarsan bizi ezeceksin. Bizi kediye tercih etme. Şey, kedi bize tercih etme. Artık nasip. Tamam mı? Şimdi bu şey anlatıyor. Önümüze bir şeyler çıkıyor. Artık ezeceksin. Ya. Sakın 250 ile gidiyorsun. Ele çıkıyor, eziyoruz. Ne gelirse. Ama kaçayım onu ezmeyeyim dersen hiç şansın yok. Hepiniz araba süren adamsınız. Şansın yok yani. Ben biliyor musun? Az kaldı takla. Bir yılanı ezmeyeyim diye. Az kaldı. Adapazarı'nda, otobanda. Karşıdan karşıya geçiyordu. Yılan.
Evet, esmedim hamdolsun. Ömür boyu unutamazdım. Misal, kainat, şeceri hilkat, küllidir. Hayal edin söylediğimi. Kainat, arş, şeceri hilkat, o kabı karşısına dahil, küllidir, tamam. Onun hulasa-i camiası olan insan ise cüzidir. Onun tümünü tazamun eder. Veya elma dış dünyada cüzidir. Genel, bütünlük içinde elma cüzidir. Fakat insanın dimağına, zihnine girerse elmayı tefekkür ediyoruz. Nasıl ki bir yemek mideye girerse her yere göre dağıldığı, cevap olduğu gibi o elma da dima midesine girdikten sonra hissiyata ve latifelere de öyle dağılır. İnsanı bir manevra meydanı gibi düşündük evet. Abi. Evet. Aynen. Aynen. Manevra alıyor burada. İşte. Bab-ı insaniyet. Of. Bab-ı insaniyet. İnsan zannediyor. İnsanlık alemine oraya sen gireceksin. Bak doktorluk, doktorum da burada. İnsan manevra meydanı dedin ya. Hepimiz yaşıyoruz yer yer hastalık. Burayı böyle bilirsen her alem kendisini ifade edecek. Yani sen Yozgat mıydı? Evet abi. Yozgat'a giderken yani yağmur geldiği zaman Adapazarı'nda. Ne bileyim Ankara'ya geçtin kar oldu. Şaşırdın mı? Yok kar değil. O atmosfere girince karın orada olması mevsim normal. Senin arabana kar inerse şaşırır mısın? Aa ben o kar. Ya kardeşim bir sisteme girdiğin zaman onları artık kabul edeceksin. Artık bu risk ne alacaksın yani? Benim araba kar inmesin. Ben sis görmek istemiyorum. Çıkma kardeş. Ovid yaylasını geçmeyeceksin. Gümüşhane'den Trabzon'a inmeyeceksin ya. Ben sis görmek istemiyorum. Aksaray'dan Adana'ya geçmeyeceksin. Eğer istiyorsan orayı görmek, daha da sisi nazar alacaksın. Tamam? Dış dünyadaki elma cüzi, insandaki karşılıkları ise külli. Mesela elma zihinde tefekkürde kaldı. Tefekkürde kaldı, yetmedi. Dilde lezzeti kaldı. Yani elmanın şekli ayrı. Elmanın bizdeki lezzeti ayrı. Elmanın çözünürlüğü, enerjiye dönüştü. Gözde kullanıldı, kulakta kullanıldı. Senin şuurun olsun ve olmasın, onun ruh kaydediyor hepsini. İşte bu saymış olduğumuz ve sayamadıklarımızın külline külli deniliyor. Elma cüziydi, insandaki karşılığı külliydir. Bu külliyi söze ve eyleme dönüştüren kişi, kişiliğini ifade eder. Üstad da şöyle diyor, bir kelam ve fiil nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Kim bu adam? Onun için insanın en güzel ele veren kelamı değildir. Çünkü kelam bazen altyapısız gönderilebiliyor, yalan olur, ya olur. Fiil öyle değil ama. Fiilde de yalan yapar ama daim yapamaz. Üstad diyor ya, tavus kuşu bir veya işte bir nefer maraşal gibi bir anda belki bulunabilir ama daim yapamaz. Daimi bulunamaz 15. sözde. Yani evet girdik. Cismaniyetin itibariyle bir küçük, zayıf, aciz, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Evet, cismaniyeti saydı. Cismaniyetin alt veri tabanları. Beden değilmiş yani, bak. Cismaniyetin itibariyle kainat, küçük, zayıf, dış dünya dikkat edersin. Aciz, zelil, mukayyet, mahdut, 2, 4, 6. Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut. Bir cüzsün.
Açabilir miyiz şimdi? Bu cüz'i bilmen için külli bilmen lazım. Küllisiz cüz yoktur. Olmaz zaten. Nisbisiz itibar yoktur. Adem Aleyhisselam'da itibar vardı, nisbi yoktu. Onun için buraya geldi. İtibar vardı, nisbi yoktu. Evet. Nisbi olmadan itibar olur mu normalde? Normalde olmaz. Şöyle olur. Sistem var. Bir kuvve kodlanmış. Sistemin adı itibardır. Ama insanlaşamaz. Mesela bebek bulu çağına gelmeden öldü. Çocuk olacak. Büyük adam olamayacak ezeli bebeti olarak. Anne babasının kucağına çocuk olarak verilecek. Sistem olarak var mıydı gene orada bütünsel? Vardı. Çekirdek. Ağaç var ama iğne vurduk, gitti. Yani nisbi Adem Aleyhisselam'a ve aleme Adem'e esma. Yani öğretildi nisbi, kodlandı. Ama onu nisbi olduğunu da bilemezsin. İtibar yok ya. Şey, itibar var tabi. İtibar var. Nisbi dış dünya. Yani şu. Şu ev büyüktür. Şu yedi kule zindanlarıdır. Bu Ermeni hastanesidir. Kıyas. Cismaniyet neyin cüz'ü abi? Küllü ne yani? Diyorsun değil mi? Şeceri hilkat. Kainatın değil. Ama cismaniyeti yüklediğin manaya göre değişir. Benim dünyamdan söyledim. Eğer sen cismaniyete ceset diyorsan o değil. Çünkü Resulullah cismiyle gitti. Sen alemi cüzün şey dediniz abi. Alemi şehadet. Alemi şehadet. Hulasa-i camiası dediniz. Evet. Bu cesetten çıktı kolay. Evet. Alemi şehadet o zaman şeyin cüzü olur demek bu. Kainatın. Kainatın cüzü. Evet. Ama biz bana daha çok cüzisi gibi gözüküyor. Yani şimdi nereyi kaçırdım ben? Şöyle bak, cismaniyete mertebesinden yürüdüm. Mesela cismaniyet bedende gözüküyor. Yani şu simada, surette sima var. Bak, surette sima var. Suretine bak ya, siması bozuk. Bak, surette sima var, simada dekayki şefkat. Dekayki şefkat, letayfi nefet, merhameti şuat, merhameti ilahiyeden hulasas. Hemen aşağı iniyorsun. Oradan girdik ki zaten. Mesela cismaniyetten en bu tarafta kainatın hulasa-i camiasıdır. Ama en zirvesini söyledim sana. Peygamber Aleyhisselam cismiyle gitmedi mi miraca? Arşa kadar gitmedi ama. O yok. Peygamberimiz arşa kadar gitmedi. Cennetül Meva diyor. Ha öyle diyorduk ya, arşta ya. Arşta mı? Biz öyle biliyoruz abi. Bir dakika dur. Ben cismi. Ondan. Bedeni arşta. Cismi ve ruhu ile. Ve göstereyim. Sözde burada. Arşta. Ama bizde öyle. Arşa kadar gözünü kulağını aldı diyor. Ama Peygamberimiz Kab-ı Kavseyn'e kadar cismi ve ruhiyle, bizde ise kalbi ve ruhiyle gidecek. Bize açık bırakmış, kalp ve ruh. Evet, kalp ve ruh. Kapıyı açık bırakmış. Ondan sonra geçme yok bizde. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şey diyebildik abi. Yani cismiyle şeye kadar gitti. Arşa. Arşa kadar. Orada da şey, ondan sonra şey oldu. Lef-i Mahfuz ve Arş-ı Azam'ı ruhuyla geçti diyebiliyoruz abi. Ruhuyla geçti tabi de ruhuna tamamen tabi oldu. Yani ruha dönüşmüş. Cismaniyet gene ismi duruyor. Ama ilk okuyayım. Tabirinize göre olabilir. Çünkü dediniz ki... Bak okuyayım. Senin dediğini okuyayım. Ruh Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadsiz vezayfine medar ve cihazatının mahzeni olan Cismi Muhammedi.
aleyhissalatü vesselam, elbette onun ruhu âlisiyle arşa kadar beraber gidecektir. Arşa kadar. Tamam. Arşa kadar beraber gidecek. Tamam, doğru. Şimdi, bak, başka bir yer var, okuyun. Hayır, cismi Muhammed'i de daha. Bu yani. Buradan bakış, öbürsü Risalet'ten bakış olacak. Okuyalım. Oradan bakıyor. 571. 566. Acaba latif cismi oruçta suratlı olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Ruh suratında hareketi nasıl akla muhalif görünür? Yani latif cismi oruçta suratlı olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Tamamen tabi olmuş. Devam edeceğim. 570. Elbette alim-i mübisiratın anahtar hükmünde olan gözünü ve masnuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi. Ruhun hadsiz ve zayıfe medar olan alat ve cihazatını makinesi hükmünde olan cismi mübarekini dahi taşa kadar beraber alması muktezeyi akıl ve hikmettir. Burada da öyle diyor. Bir yerde diyor ya, kalbi ve ruhuyla, dur o kapıyı açık bıraktı, dur. Onu bulayım. Meyvelerdeydi değil mi? Gidiyorlar diyor. Ha, meyvelerde değil miydi? Göstereceğim abi inşallah. Şu acip kainat-ı azime bir insanın cüz-i mahiyetinden halk olunması istimal etmem. Şeyde geçiyor. Kaç? Üst köşede. 570'te. 570 mi? Elbette cennetül meva gövdesi olan sırtın müntaha uruç eden Zat-ı Ahmediye. Oraya okuduk abi, görmedim. Zat cesedi. 571 için abi. Aa işte orayı okuduk. Nasıl ki cennete, bak, nasıl ki cennete hikmet-i ilahi cismi ruha arkadaş ediyor. Nasıl ki cennette hikmet ilahi cismi ruha arkadaş ediyor. Çünkü pek çok vezaif ubudiyete ve hadsiz lezzaiz ve alama medar olan cesettir. Elbette o cesedi mübarek ruha arkadaş olacaktır. Madem cennete cisim ruh ile beraber gider, elbette cennetül meva gövdesi olan siddet-i mutahaya uruç eden Zat-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam ile cesedi mübarekini refakat ettirmesi aynı hikmettir. Zat-ı Ahmediye demesi lazım. Zat-ı Muhammed dediği zaman... Ben öyle mi dedim? Bozuluyor. Yok, yok, doğru abi, tamam. Zat-ı Ahmediye. Diğer yerlerde Zat-ı Muhammedi diyor. O dediği zaman göz, kulak falan biraz olmuyor. Olmuyor. Ahmediye şimdi, demesi lazım. Şimdi cismi ta kabı karşısına kadar aldı, var yani. Bak nerede o? Kab-ı Kavsiye'ne kadar olması lazım. Şu. Ben işte okuyayım. Şu acayip kainat azime bir insanın cüz-i mahiyetine halk olması istifade etme. Yani burada aslında gelecekte, şimdi nerede tam geçiyor? Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk etme Kadir-i Zülcelal şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesi veya edemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dallar aşağıda olduğu gibi aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeği asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç o hayt-ı münasebetin glafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risalete dönmüş, kapıyı da açık bırakmış, arkasındaki Evliya-i ümmeti ruh ve kalp ile o caddi nuranide Mirac-ı Nebevi'nin gölgesini seyri sülk edip istidatlarına göre makamat âliye çıkıyorlar. Benim okumak istediğim gene bulamadım. İleride. Tam ileride var çünkü ben de böyle devam edelim. Onu koyalım kenara şeyimizi, sorumuzu. O nerede? Çünkü aynı o sarifada var ya, aşağı kadar aldı. Evet, aşağı kadar aldı.
arşa kadar aldı ama kam kalsene kadar diyor şeyi, hatta şey sorusu soruldu. Yani arşa kadar alındı da cisim oradan nasıl geçti diye soru sorulmuştu, oradan bulmuştu. Arşında meratipleri var yani, tamam mı? Yok, şey var, şu var, cismaniyetin sıfatlarında neyse, gelecek o. Var yani, çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra ortalık karıştı bende. 6 ay okuduğumu yeniden okudum. Yani bu demektir ki, Arş-ı Azam da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için şehadet mertebesi dolması lazım ki dediği gibi olsun abi. Yani cismaniyet buraya gitsin. Çünkü alem-i şehadet cismaniyetin hülasasıdır diyor ya. Evet. Yani ya lef-i mahfuzu da onun için alem-i şehadet hükmünde olması lazım. Öyle düşünürsek, öyle düşünürsek mantık oturur. Ama sarih bir ifade bulmak lazım buna. Evet, değil. Lef-i mahfuz alem-i şehadet değil. Ama şahit olunan bir yerdir. Bazı istisnalar giriyor. İstisnalar gittiği için o şehadet gibidir ama değil ya. Lef-i ezelidir orası. İşte o zaman şehadet olmazsa cismaniyet nasıl olacak? İşte cismaniyeti atom olarak düşündüğümüz için aklımızı almıyor. Bir diş versiyonu, en diş mesela buz, su, H2O enerjisi var ya, biz tabi buz makamını enerji makamında düşünürsen olmuyor. Yani buz sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed-i Esma. Hepsi aynı hakikattir. Bir pakettir. Ama cismaniyetten, yani bu mertebeden sırf buzdur dersen izah edilemez işte. Yani bu buz, bu hakikatin en dış versiyonu, meraktibi, uzantısı. Eğer bir cismaniyetten bedeni anlıyorsak, arşa kadardır. Arşa kadar gözünün kulağını alması, bedeniyle gitmiş. Bedenin şey, cismin mübarekini, bedenin şeyini. Cismaniyet haritası çıkar mı bu işler? Cismaniyet çıkar. Var zaten biraz. Var mı? Var. Fakat ben hep öyle şey yapmıştım. Fakat cismini de arkadaş etmiş dedi. Gelecek o. Bekliyoruz abi. Nasıl olacak? Onun izahı nasıl olacak? Onu şeyde yani siretidir. Siret yok siret ahlak sıfat. Orada anlatıyor. 146 memirde anlatıyor. Neyse okuyalım. Onun ihsanı ile cüz'i bir cüzden külli bir külli nur'ani hükmüne geçtin. Sen, bir de okuyayım. Cismin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mahdut. Zelil, mukayyet, mahdut. Bir cüzsün. Onun ihsanı ile cüz'i bir cüzden külli bir külli nuruna hükmüne geçtin. Nurani hükmüne geçtin. Acaba senin sorunu hemen burada neredeydi? Çok uğraşmışım onunla. Acele etmeyeyim. Zira hayatı sana vermekle cüziyetten bir nevi külliyete, cismiyle arş-ı azam kab-ı kavsine kadar diye bir baksana kab-ı kavsi. Cisim kab-ı kavsiye şeklinde çıkmadı, ben baktım abi. Öyle mi? Biraz önce baktım. He. İlerleyen zamanlarda buluruz abi ya. Tamam. De kafaya takıldığı için. Ben sizden daha fazla rahatsız olurum. Onu cisim. Zira hayatı sana vermekle cüziyetten bir nevi külliyete, bak buraya iş yapalım, bir iş baksın ona. İnsaniyeti vermekle hakiki külliyete, ama hayat bir nevi külliyete diyor. Bak, hepinizin elinde keşke kağıt olsa.
Yani bunu mesela siteden indirsen, herkes bir şey... şeyden aklıma geldi demin, fotoğrafını çekeyim ben şimdi. Çıktı alırız, dağıtırız 3-5 gün. Çünkü elinizde şu anda anlıyor bir şey yapmadan, hayal oluyor size. Olmuyor ya. Bakacaksın böyle. Fotoğrafını çekeriz, çıktı alırız, bir daha giderse herkese 3-5 gün sonra yaparız. Bak mesela bunu kaçırmamak için, ama görmen lazım, olmuyor ki orada şey için söylüyorum. Zira hayat, yani müzakerenin bir özelliği de bu. Bu maddeydi. Herkesin elinde doküman olacak. Zira hayatı sana vermekle tire, cüziyetten bir nevi külliyete, bir nevi. Ama insaniyeti vermekle hakiki külliyete. Bir nevi değil. İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete çıktın. Daha acayip. Bir tane daha mı var? Üç tane mi? Üç, bir tane daha var. Bir tane daha mı? Ulan nereden biliyorsun ya? Hava, su, toprak diye gidiyor ya. Bu deliye çıkmıyor ya. Marifet ve muhabbeti vermekle mühit bir nura seni çıkardı. Dört. Hayatı vermekle bir nevi külliyete. İnsaniyeti vermekle hakiki külliyete. İslamiyeti vermekle neye çıkıyor? Ulvi ve nurani bir külliyeti. Ulvi ve nurani. Daha üstü mü? Tabii. Tabii. Sonra marifet ve muhabbeti vermekle mühit bir nura seni çıkarttı. Mühit bir nura. İslamiyete abi oraya kadar salat, ondan sonra nur diyor öbürsü. Öbürsü selamın makamı, risalet elde şey oluyor da. Ne diyorlar ona, ne alıyorsun üstüne? Vazife. Vazife değil de varise. Veraset. He, o şey oluyor herhalde. O da işte o zaman vahiy, ayrı bir Kur'an başlıyor herhalde. He, bana Kur'an kadar Kur'an verildi. O değil mi abi o? Duydum abi. O konuştuk onunla. Şu mu abi şey? He, okur musun? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş, ta Kab-ı Kavseyn'e çıkmış. Zat-ı Ahmediye dedi. Buradan bir şey yaptınız. Bu mu kece? Bu Sarih değil. Çünkü Sarih var. Tamam. Sarih aşağıda. Zat-ı Ahmedi dediği için. Cismiyle beraber cismi. Diye tamam, cismi böyle bir şey olacak. Neyse. Gelecek kardeş. Çünkü ben en zorlandığım yerlerden bir tanesi oydu. Öyle hatırlıyorum. Peki. Şöyle bunu da okuyayım o zaman. Açtım yani. Bir daha şey yapayım. Bak nasıl iş yapıyorum değil mi? Hiç acımasız sorguluyorum. Evet, Zat-ı Ahmedi beşeriyetidir. Beşeriyeti cismaniyetsiz olmaz. Kaç tane tevil yaptım? İki tane. Zat-ı Ahmedi beşerdir. Beşer de cismaniyetsiz olmaz. Ama salih var. Gözünü, kulağını, cismaniyeti aşağı kadar beraber aldı. En az bunun kadar salih olması lazım. Sonra? Bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam değil, yalnız kalbi ve ruhuyla. Belki hem cismiyle, hem havasıyla, hem letaifiyle 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetinin kerameti kübrası olan miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakaiki imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş. Miraç merdiveniyle arşa çıkmış, Kab-ı Kavseyn makamında hakaiki imaniyenin en büyüğü olan iman-ı billah ve iman-ı bil ahireti aynel yakin gözüyle müşahede etmiş, cennete girmiş, saadet ebediyi görmüş. O miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış. Bütün evliya-i ümmeti seyr-i sülük ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölgesi içinde gidiyorlar. Meyve mi bu? Bu 24. mektubun mektubat 306. Mektubu versene. Mektubatı o. Hemen karşında. Sanki bu dediğin. Ver. Bu. Ha. Bu sarihtir. Ne oluyor biliyor musun? Bir de usul öğrenelim burada. Evet. Burada da sarih var. Bak. İki sarih olursa birisinin ucu kapsar, diğerini kapsarsa bu alınır. İki sarih haram ve farz olursa haram esas alınır, farz terk edilir. Usuldur. İki sarih arşa kadar aldı, cismiyle miraç yaptı diyor. İkisi de sarih. O zaman hangisi çapı büyükse o alınır. Çünkü niye? O daha yüksek olduğu için bunu da zaten arşa kadar almış oluyor. Ama arşa kadar alırsan
Bunu esas alırsan kabu kalsene kadar ki o bölüm cinayet olur. Kapsamıyor. Bu onu kapsamıyor ama bu onu kapsıyor. Kaçtı metibat? 306. 306. Sözleri altı olacak ben onu. 306. 5. nüktenin üstü. Yani. 5. nüktenin üstü. 306. Üst paragraf. Falan hani 5. nükte nerede? 306. 306'nın sonu 307'nin başı. Nerede? O evet. Sözler aşağıda çıkıyor. Böyle de diye başlıyor. Tamam. 306'dan başlıyor. 563. Ben bir kere tatmin olamıyorum. Anlıyor musun? 563. Ben böyle cins bir şeyim. 563. İnanıyoruz abi. Sıkıntı yok. Yanlış bir şey varsa yok. Da düzeltiriz abi. Ya şimdi. Bak şimdi. 307 mektubat. Mektubat. Marziyat-ı İlahi Mübelliği ve Tılsım-ı Kainat'ın keşafını yapmak için Burak'a bindirip, Berk gibi semavatı seyrettirip, kat-i meratip ettirerek, kamervari menzilde menzile, daireden daire, rububiyet-i ilahiye temaşa ettirip, o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvane olan enbiyayı birer birer göstererek, ta kabu kavsen makamına çıkarmış, adetiyle kelamına ve rüyetini mazar kılmış. Bu o değil. Yani bizim aradığımız o değil. 579 var. Ama burada var zaten. Bir tane oldu mu yetiyor. Çünkü onu bir de buraya bakayım da burada da var mı diye. Vardır mutlaka. 307. Evet. Risaletinde gördüğü vezaifi netaycini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette Miraç merdiveniyle cennete, Sidret-i Muntaha'ya, Arş'a, Kab-ı Kavseyn'e kadar gitmek aynı hak, nefs-i hakikat ve mal hikmettir. Evet. Şimdi burada gene cismi demedi. Peki cismine bir bakayım. Bu dersimiz en azından o olur. 579. 579 nerede? 579. Ha şurada. Elbette ha. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahi, elbette o cesedi mübarek ruh arkadaş olacaktır. Cennette. Evet. Madem cennette cisim ruh ile beraber giden, elbette cennetül mevaz gövdesi olan Sidret-i Muntaha'ya uruç eden zat-ı Ahmed'i. Burada ceset diyor ama şeye kadar. Yani ima var. Miracı da yaptı diyor ama 580 daha şey olacak. 580'e bir de bakayım. Şuradakilere baktı mı? Tamam. 579 579 Abi herkesin cismani kendine özel diyebilir miyiz oluyor? Evet kesinlikle. Ha şu. O alemlerin birisi de Sidret-i Muntaha'daki cennet-i mevadır. Yerdeki tesbihat ve tamidat o cenneti meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbarıyla temessül ettiği sabittir. Bu da değil. 560 bir de onu bakayım. Peki. 'Bütün enbiyanın usulü dinlerine varis-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Sidret-i Muntaha'ya, ta Kab-ı Kavsen'e kadar mülk ve meletün kütünü gezdirdi. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a aracı olsa şöyle oluyor. Bir abdini bir seyahati huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecmai Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varis-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Sidret-i Muntaha'ya, ta Kab-ı Kavsen'e kadar mülk ve melekütle gezdirdi. İşte çendan o bir abdır ve o seyahat bir miracı cüzidir. Fakat
bu abdin bütün kainata taluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eyle işletti vesaire. Burada da emanet, nur, anahtarı götürebilmesi için burada da imadır. Ama salih değil. Ve 199'a bir bakayım. Başka da mı var diye bakıyorsunuz? Evet, başka da var mı? Evet, var. Var mı diye. Çünkü başka da olması lazım. Ama bir yerde salih oldu mu itiyor zaten ama başka var mı diye bakıyorum da son ben de tatmin olayım yani. Dersten evet. Saymıyoruz da var bunları. Yani yarım saat önce. Ha şurada. Doğru. Marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasına mücmel bir unvandır. Güya her bir Allah-u Ekber bir basamak müracaı diye. Tamam. Şu anda göremedim. Görürsek ileride şeye. Fakat mektubatta salih çıktı. Şu bir de okuyayım. Miraç merdiveniyle. Öğleden bak. Öyle de bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam değil yalnız kalp. Ha hem de şey basıyor. Hı hı. Değil yalnız kalp ve ruh ile. Sırf kalp ve ruh ile değil diyor. Yani o kıymetine ait. Kendisi ise değil kalp ve ruhuyla, belki hem cismiyle, hem havasıyla, hem letaifiyle. Letaifiyle 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetinin keramet-i kübrası olan Miraç ile o cadde-i kübrayı açarak cismiyle, letaifiyle, havasıyla açarak hakaiki imaniyenin en yüksek mertebesine gitmiş, Miraç merdiveniyle aşağı çıkmış, ta Kavsin, Kâb-ı Kavsin makamında hakaik imaniyin en büyüğü olan iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret aynı lakin gözüyle müşahede etmiş, cennete girmiş, saadet ebedi görmüş vesaire. O miracın kapısıyla aşlattığı kübrayı açık bırakmış, bütün evliye ümmeti seyri sülük ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölgesi. Onlar kalbi ve ruhani. Resulullah'ta fark cismani. Letaifi ve havası. Havası. Bitti. Evet. Tamam. Tatlı. Zaten inşallah gelecek. Ne kadar oldu? Şurayı da okuyayım. Bu devam ediyor. Daha bitmedi şeyi. Biz de yeni başladık. Tarif. Yok. Cismaniyeti demiyorum. Tarif daha. Ha tarif. He, daha bir hiç araştırmaya girmedik. Dur. Ondan sonra... Devam. Az kaldı. Cüz neymiş? Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut. Aynı zamanda cismaniyetmiş. Bu cüz. Cismaniyetmiş. Ve cismani küçükmüş, zayıfmış, acizmiş, zelilmiş, mukayyetmiş, mahdutmuş. Atom yok burada. Cismaniyet itibariyle cüzsün diyor. Bunlarla cüz. Cismaniyet cüzdür. Küllünde kalmıştık. Yani evet. Oradan geçtik evet. Oraya. Küllüsüz şecere hilkat dediniz. Tamam mı? Evet. Tamam. Cüzdür, küllüye ayna derdir o zaman işte. Evet ama çok ilginç değil mi? Atomla hiç alakası yok değil mi? Cismaniyet okuyor. Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut. O şey atom o hani buz ve enerji şeyinde içinde yer alıyor mu? Atom bir mertebe mi arada? Atom en dış tarafta. Buradaki görüntüsü. Yani cisim bir grup bunun şeyi. Bu cisimdir. Bu cisim. Yani bunu dondurursak 6 tane getir tencereyi. Bunu demek istiyorum. Küçük. Neyin küçüğüyse. Şeceri hırkatı. Şecerin hırkatı nasıl küçükse. Koy tencereyi. Zayıf. Zayıf ne demek? Koy. Acizliğini koy, zelilini koy, mukayyetliğini koy, mahdutluğunu koy, karıştır, buzdolabına koy, donsuz cismaniyet oluyormuş. Değişti mi biraz cismaniyet? Beden ne peki o zaman? İkisi de bir kez. Beden görüntü. Gördünüz mü? Beden. Şekil, endam. Ben senin cismaniyetinle alakadar değilim şu anda. Kimse cismaniyeti görmüyor. Bedeni görüyorsun şu anda. Beden bile cismaniyetin dışa vuruşu, cismaniyeti de görmüyoruz.
Bedenle cismaniyetin münasebeti nedir abi? İşte bu. Yani mesela cismaniyetin aynadaki görünümü gibi mi? Nedir ki bu beden? Beden enlem, boy, kilo. Cismaniyet değil o. Cismaniyetin nesi bu? El dışa vuruşu. Bize muhatap olan şey. Sonra bu neyin nesidir diyor, cismaniyetini araştırıyoruz. Görünen tarafı yani. Evet. Cismaniyet gözükmüyor pek. Baştan hatlarınız kişilik cismaniyet de gibi. Yani böyle şey yapıyor. Her kişilik cismaniyet. Kişilikten alıyoruz. Bak cismaniyet şu. Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut. Yani isim, içeriği bu. Bunu döndürdük. Buzdolabına koyduk. Bunun bu 6 tane cismaniyet oldu mu? Bundan bir şey çıkmaz ki. Şekil çıkmaz. Sonra insana benzettik. Böyle kol, bacak uzak mesela bakalım. Bu beden. Şöyle diyelim. Suret. Sima içinde. Peki namaz kıldığın kılmadığın gözüküyor mu? O da siret. Suret, sima, siret. Sonra huy, ahlak. Dibine gittik. Peki bu surette sima, namaz kılmadığın vesaire gözüküyor mu? Gözükür. Ha, şimdi biz bu namaz kılıp kılmadığın şeydir. Cismaniyettir. Nuranilik var ya. Nuranilik. Yok, Ermeni mesela kimle gidiyorduk diyor. Arabayla gidiyor. Gafur götürüyordu. Bak dedim şu adam Ermeni. Şu da Ermeni. Ondan sonra şu da Ermeni. Yani bu Ermenilik şeydir. Cismaniyettir. Şekli bize benziyor. Göz aynı yerde, kulağı aynı yerde. Beden. Onu anlamak cismaniyet. Mahiyet insani cismaniyet gibi diyorsunuz da ama cüz olmaz o zaman. Cüzsüz olması lazım. He? Mahiyet insaniye yani mesela... Yok mahiyet değil mi? Farkında. Şu şekilde anladım ben abi. Küllüleşme sürecindeki bir meratip olduğu için mesela tık 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 yükseliyor insan öyle faraza. O bu cismaniyet oluyor. Bu ne zaman ki küllüleşirse cüz eşittir kül olacak. O yüzden cüz diyor üstad, cüz demiyor. Çünkü mesela İmam-ı Mübin'den ne çıkarırsak bu bizim cismaniyetimizi oluşturuyor. Kitab-ı Mübin aynı zamanda bizim cismaniyetimizi oluşturuyor. Yanlış mı anlamışım abi? Doğru. Ama işte İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin İmam-ı Mübin'den çıkacak şeylerin tamamı olmadığı için Kitab-ı Mübin'de çıkartabildiğimiz kadarıyla olduğum için oradaki olan külse bizim çıkarttığımız cüz oluyor. Bu tamamen yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cismaniyetini tamamen bu işi yaptığı için neredeyse Kitab-ı Mübin'e İmam-ı Mübin eşit. Bir etmiş. Bizde olmaz, imkansız. Aferin ben. Maşallah, gurur diyorum. İmam-ı Mübin'e Kitab-ı Mübin Resulullah'ta eşittir. Onun için vahiy tam muhatap olmuş. Lef-i mahfuz olmuş. Evet, lef-i mahfuz olmuş. O zaman yeni bir Kur'an mı başlamış ya? Bak şimdi bunu yazabilirsin. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin eşit olursa vahiy direkt alırsın. Vahiy masabedir. Ne demek vahiy biliyor musun? Allah iki türlü vahiy diyor ya. Bir vasıtayla bir vasıtasız. Hani usta şöyle misal veriyor. Padişah sarayda. Alo! Buyurun efendim ben çobanınız, bahçıvanınız Hasan. Hasan, buyur efendim, buyur padişahım. Oradan bir gül demet yap getir. Baş üstüne efendim. Oğlum, ben sadrazam Hasan. Padişahım konuşuyor. Buyurun efendim. Kanun çıkart. Derslere, haftada bir gün derslere gitmeyenleri cezalandır. Genel. Böyle bir vahiy. Bu da padişah konuşuyor. Bahçıvan Hasan, oradan bir demet gül yap. Genel değil. Bu vahiy oluyor. Eğer İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin... Vahiy o mu? Vahiy külli bu. Ha, vahiy külli. Ha. Vahiy külli bu. Tamam.
Vahiy zimmi bu. Vahiy cüzi. Usta cüzi diyor. Bu araya da olan da bu mu? Araya olan bu. Direkt söylüyor. Şöyle de diyebiliriz. Her bir resma bendir. Mesela bir çiçek. Mesela ev. Sahne var mı burada? Var. Rahman var mı? İlla ki. Rahim, Sani, Kerim var. Her bir resma ben mi? Bu benleri topla. Biz. İşte biz yarattık. Esmanın bütünlüğü. Ama esmasız ilk yaratmak. Esma sonradan çıkmış. Sıfatla yaratmak. Direkt Allah bodoslama yaratmış yani. O demiş olmuş. Bu ben. Bu kitabım şey imam. Direkt yaratmak. Çünkü İmam-ı Bin, Mazi ve Mustakbel, o ister istemez kitabın bir ne olacak içinde. Eğer bir insan Kitab-ı Mübini, İmam-ı Mübini eşit olursa, dersini abiden almaz. Dersini direkt Allah'tan alır, Risale-i okuyarak. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Yani, İmam Kitab-ı Mübini İmam-ı Mübine yakın olmuş adama diyen adam. Başka bir örneğim. Vefat eden talebele Elestu bi Rabbikum kalu belavas meselesi var ya. Yok şey. Men Rabbuke. Men muktedadır. Ha, orada rahmet-i ilahi tebessüme getirdi. Diyebilmesi için rahmet-i ilahi görmesi lazım. Rahmet-i mesela benim yüzümü görüyor musunuz? Hayır abi. Ne yaptım biliyor musunuz? Yok. Yok. Ha. Rahmet ilahi tebessüme getirdi. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ha. Orada diyor ki rahmet ilahi tebessüme getirdi. Nasıl oldu peki? Ustak nasıl rahmet ilahi gördü orada? İmam-ı bin iki tam bin eşit. Vahye direkt. Aradığını aradığından sorma makamına başka yer diyorum. Kitab-ı bin İmam-ı bine eşit olanın Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kitab-ı Mubin. Errahmanirrahim. Kitab-ı Mubin. Kitab-ı Mubin. Maliki Yevmiddin. Kitab-ı Mubin. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. İmam-ı Mubin. Eşittir Kitab-ı Mubin mi oldu? Cemi İmam-ı Mubin oldu. Cemi İmam-ı Mubin. İmam-ı Mubin burada. Çünkü gaybane muhataplar Hazırhane oldu. Muhatap bir şey ben huzur. Olması gerekmiyor. Hazırhane kitabı mübin diyor. Hazırhane kitabı. Tam tersi. Tersi. Kitab-ı mübine iman eder, kitab-ı mübinden emin oluruz dedik abi. Bir dakika söyle. İmam-ı mübine iman ederiz, kitab-ı mübinden emin oluruz. Evet. Şahit. Ters söyledi. Alim şahadet. Ya Allah Allah, tabii ki öyle olacak dediğiniz olacak. Sizin dediğiniz olacak. Niye? İmam-ı bir mazi ve mustakbel. Ben gayba nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim? Gayb. İmam. Hazırda. İmam-ı bin gayb. Ters söyledim tabii. Evet. Allah razı olsun. Gayb ya. Allah gayb. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim? O mu? Hayır. Ben, şey o. Muhatap değil, sen değil. Ben, sen, o. O. Kim bu? İmam-ı bin. Errahmanirrahim. O gayb İmam-ı Bin. Maliki yevmiddin. Kim? O gayb İmam-ı Bin. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Kim? O mu? Hayır. Sen. Kitab-ı Mubin. İman değil artık. Emin. İman, emin olmak. İmana emin olmak. O zaman direkt ayeti kendi aldı yani. Tabii ya. Ayeti kendisi alıyor bundan sonrasını. Selam emin olmak birbirimize karşı emin olmak. Bundan sonrasını kendisi alıyor. Cebrail'i arkada bıraktı. Bak dikkat ederseniz bundan sonra. Cebrail'i arkada bıraktı. Evet. Burada yok. Bundan sonra almak yok yani. Manasına da bakın. Direkt konuşuyorsun. Üçüncü tekil şansı yok ha. Bundan sonra aynı bu devam ediyor. Kendisi alıyor. İhdina sıratan müstakim. Gene direkt. Sana diyor,
Sıratun lezine nem talim. Orada direkt. Gayrı mağdubi aleyhi mele talim. Orada direkt. Emin ol. Hazrani. Kitap, İmam Ebu'yu geliyor, yürüyor. Kitap bugün çakıyor. Vahiy masada. Evet. Ondan sonra vahiy oluyor. Davayı muhatap yok o zaman abi. Ha? Davayı. Direkt de kim ne öğrenmek istiyorsan ondan usta ustalığı ustalardan alacaksın. Allah ne olduğunu en iyisini Allah'tan öğreneceksin. Ne diyorsun ya? Ahmet bin Hanbel Allah ile görüştü, İmam Azam görüştü. Onların görüşmesi onların o şekilde miraç şeklinde mi yoksa? Miraç. O miraçtır. Sen rüyada görüşmüş. Tabii bazıların rüyada olmuş ya. Vahiyinin 40 cüzünde bir cüzü rüyadadır. Yani bir senin zannettiğin rüya şu değil ha. Öyle bir rüya değil ama. Onların gözü uyur, kalpleri uyumaz. Bizim Ahmet Fatma, Ahmet Hüseyin, Hüseyin'le, Ali'yle veya Fatma Ayşe'yle rüyamız süslenir. Onlar ise Allah ile peygamberle. Çünkü havası uykusu avamın uyanıklığından, nafile ibadetinden ve nafile ibadetinden daha evlat. Mesela o adam yatıyor. Osman da orada secdede namaz kılıyor. Onun için daha evlat. Niye biliyor musun? Bedenini uyutuyor ta ki oraya gitsin. Çünkü bedeni bir şeyle meşgul etmesen ruh hale edemezsin. Onlar uykuları, uyku bedenseldir. Ruhu bedenden çıkartmak için bedeni bırakman lazım. Uyku bedeni bırakmaktır. Şimdi müzakere de bedeni bırakmak olur şimdi. Evet. Müzakere de öyle zaten. Saat maat mı? Ha saat kaç hakikaten ya? 12'ye 10 var. Ne kadar oldu tamam, biz müzakere de? 1 saat 40 dakika olmuş abi. 1 saat 40 dakika. Şeyde, 3 saat. Şu şeyi bakayım. Bitireyim tamam. Tamam devam abi. Ezana kadar yok. Devam edelim abi. 12-10 geçe zaman okunacak abi. Abi 1 saat 10 dakika oldu ilk girişten evet. Sonra. Ben ilk girişten sonra kaydettim. 45 saat 10 dakika falan yaptık. Hani ilk mukaddeme var mı? Ha mukaddeme de çok önemli. Şu en azından bu girişimi bitirebilirsem şuraya kadar. Tamam güzel. Sıkıntı yok abi. Güzel oldu. Çünkü 4 tane şey çok hoşuma gitti ya. Hayatı vermekle. Sonra... Yok. Hayatı vermekle, insaniyeti vermekle, İslamiyeti vermekle, imanı vermek, imandan daha yüksekmiş ya. Muhabbet ve marifet. İman saymadı orada zaten. O saydı. Yok. İslamiyet ve muhabbet. İman saymadı. Evet, saymadı. Hayat, insaniyet, İslamiyet, marifet ve muhabbet. Şimdi cismaniyeti biraz şekillendi mi? Tencereyi getirdik. Küçük. Küçük zannetme ha. Küçük. Bu değil. Küçük. Ondan sonra küçük, zayıf. Zayıf neyse. Aciz, zelil, mukayetme. Yani cismaniyette bunlar var. Bizim hamur bu. Bunu karıştır, dondur. Bunun adı cismaniyet. Cüz aynı zamanda, cismaniyet cüz. Buzdolabına koyduk. Bunu nasıl yapalım? 8 kafalı yapalım mı? 4 ayaklı yapalım mı? Bunu yaptık. Bunun yapılan şekil beden. Eşya içinde beden denebilir değil mi? Mesela kalem bu beden. Bedene. Onun içinde geçen aynı beden değil mi? Aynı. Peki, şecere-i hilkat bütünlüğü içinde cismaniyetin itibariyle böylesin. Bir daha. Şecere-i hilkat bütünlüğü içinde cismaniyetin itibariyle şecere-i hilkata göre küçüksün, zelilsin, acizsin, böylesin. Bu cismaniyete hayatı vermekle bak ne oldu? Cismaniyeti öyle etrafını çevirmeye çalışıyorum ki şecere-i hilkatten nispet aldım. Buraya biraz etrafı şey yaptık. Şimdi bu cismaniyete hayat vereceğim. Cismaniyete hayatı vermekle cüziyetten bir nevi külliyete seni çıkarmış. Cismaniyeti külli yapan hayattır.
O şey cüz dememiş miydi abi? O zayıf, küçük tanımlamasına. İslamiyet mi? Yok yok. İsmailiyet'in alt verileri var ya abi, 6 tane sersin. Yani hayatı sana vermek de cüziyetin bir nevi külliyete diyor. İnsaniyeti vermek de hakiki külliyete. O küçük, zayıf. Küçük, zayıf, aciz, zelil. Bunlar cüz. Şimdi ama cüziyetten külliyete, cüz'iden. Cüziyetten bir nevi külliyete çıkarıyor şey hayatı verince. Cüz değil ama onlar değil mi? Bunlar cüzdü. Ha. Bütünlüğü cüzdü. Tamam. Buna bir cerrah verdik, hayat verdik. Bir nevi külliyete çıkıyorsun. Peki cüz külliyesinde bir tane cüz var ama başka cüzlerle mi? Yani vücuttaki gibi düşünelim. Organlar var. Tabii tabii. Beden oldu. Mesela şöyle diyelim, avami lugata bakarsan Osman kül. Karaciğer cüz. Böbrek cüz. Dalak cüz. Hı-hı. Mide cüz. Bu cüzleri topla kül. Bu avami bir şey. Hani burada küçük cüz, zayıf cüz, aciz cüz, zelil cüz, mukayyet cüz, mahdut cüz, topla kül oldu. Buna bir hayatı verdik. Hakikata, bir nevi külliyete şey yaptı. Külliyet, bir nevi, tam değil. Hayatı verince bu 6 tane bir nevi külli oldu. Tam olmadı. Ettehiyyatın şeyini de anlatıyor aynı zamanda abi. Ettehiyyat, hayat, mübarekat, insana, İslamiyet, ettehiyyat da şey işte. Evet. Dört meleğe de şey yapıyor abi. Evet. Hava unsuruna da bakıyor. Hepsi çıkardın değil mi? Hepsi çözülüyor değil mi? Tabii tabii. Bakmak lazım hepsi önemli şeyler. Yani bu kanun işleniyor ya. Artık bu yöntemi öğrendikten sonra külliyatın her tarafını böyle okumana gerek yok. Artık bunu, yöntemi bildiğin kendisi çözülüyor. Her konuyu böyle çalışmıyorsun ki bu sefer. Kafayı kaldırıyorsun. Mesela cismaniyet. Dimağda nedir? Kalpte nedir? Ruhta nedir? Eylemde nedir? Eylemde bedendir. Tamam mı? Eylemde bedendir. Ondan sonra bu galiba 6 tanesi huvel evvelu batındır. 6 tane dediniz abi? 6 tane küçük cüz zayıf var ya, bu batın. Gözüken zahiri beden. Cismaniyetin görünen tarafı huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın ya. Gözüken, cismaniyetin gözüken tarafına ne diyorduk? Zahir. Beden, zahir. Bedeni zahir de. Bedende gözükmeyen cismaniyete batın, o da nedir? Küçüktür, zayıftır, acizdir, zillirdir, mukayyettir, mahduttur. Evveline. Evet, ahirine ne diyeceğiz? Bu dört tane var ya, hayat, İslamiyet, yani insaniyet, İslamiyet, marifet, bunları koyacağız. Şimdi, sonuna, ahirine marifet muhabbettir. Başlangıcı hayatsız hiçbir şey olamaz. Evveli hayattır. Ahiri marifet ve muhabbettir. Zahirisi İslamiyettir. Batınısı insaniyettir. Ya bu dörtlüğü yaparsak. Bugün pazar mı? Evet hazır. Öğle ucuz yok. Namazdan sonra... Devam. Yok. Devam değil. Namazdan sonra... Ondan sonra... Sizi bir dondurma ikram etmeye götüreceğim. Peki Hasan, bununla ne alakası var bunun? Kardeş, motora bir hava aldırman lazım, patlatırsın. Mevzuları böyle giriyorum. Aşağı. Kasteyim. Evet. İsrafil cismaniyet oluyor abi. Evet, getirdi gelmesin. Evet. Mikail insaniyet. Çok sevindim sizinle şey yapmayı. Geliyor gene dört, gene dört bir bomba geliyor. Dileye çekmeli ya. Bir daha söylesene. Bir de söyle, bir de söyle. Dur, kapatma. Şey abi. Cismaniyet. Cismaniyet abi. Hayat İsrafil aleyhisselam. Evet, hayat kesin. İnsan Mikail aleyhisselam. Şuur. Aferin lan. İslamiyet Cebrail aleyhisselam. Çünkü dışarıda İslami kafa dimansız bir şey olmaz.
İslamiyet, marifet, muhabbet de Azrail Aleyhisselam, Arş-ı Azam. Harika ya. Bunlar peygamberlerden. Bak nasıl, şimdi çözdün mü? He? Dört dörtlük oldu. Dört dört. Dört dört. Dört dörtlük oldunuz. Evet, bunlar salat. Bunlar salat. Ondan sonra selam, darül selama. Adam ne demiş biliyor musun? Dört çarpı dört ne demektir demiş. şey demiş. Hayır. Malatya değil. Malatya demiş. 44. Adam bak oradan oraya intikal etmiş. Allah'ım. Benim hiç aklıma geldi. Dört çarpı dört. O da Malatya demiş. Dört çantadaki kayı. İnsan hoşuma gidiyor. Kafir dahi olsa yaşasın. Bir kere niye? İlleti şudur. Allah yaşatıyor. Yaşamazsın demek Allah'ın icraatını beğenmemektir. Yani bir kere kafam bu itikadım ayrı. Ama kafamda bu adamlar olması lazım ki. Bir daha üstadım ile kafirlere dair pek şey yok ama genelde zalimler için şöyle ifadeler falan ama kafirlere... Mütecavizlere ustad kahrolsun diyor. Kafirlere ne türleri bir şey demiyor. Kafir ikiye ayrılır ya. Mütecaviz yani idealist. Kabul adem. Adem'i kabulleri dokunmuyor. Peki, bir de okuyayım şurayı. Şeceri, ya bu kağıtsız olmayacak, hepinizde olacak, tamam, ben rahatsız tamam, oluyorum. Kapat abi. Şeceri hilkat bütünü içinde cismaniyetin itibariyle böylesin. Şeceri hilkat itibariyle şeceri hilkat bütünlüğü içinde. Cismaniyetin itibariyle sen neye nispet ediyor? Bu çok önemli. Yani. Dört defa tekrar ediyorum. Şeceri hilkat bütünü içinde sen küçüksün, zayıfsın, acizsin, zelilsin, mukayetsin, mahdutsun. Bunu nereden çıkartıyor? Oraya. Şeceri hilkata insan kıyas ediliyor. İnsan şeceri hilkata göre küçüktür. Küçüklüğünü anladık mı? Küçüktür yani bu değildir dedim. Şeceri hilkata göre nispet edilirsen, sen küçüksün, zayıfsın, acizsin, zelilsin, mukayetsiz, mahdutsun. Bu itibariyle, cismaniyet itibariyle böylesin. Yani onu dondurmuş, Allah cismaniyet olmuş. Bu cismaniyete, bu altı taneyi hamur yaptık ya, fişi taktık, ceylanı verdik, hayatı vermekle cüziyetten bir nevi külliyete seni çıkarmış. Bir nevi. Hayat verince şeceri hilkat olabilirsin. O şeceri hilkat, yani büyük insan olabilirsin daha. Doğru daha. İnsaniyet hayattan üstün. Çünkü hayvanda da hayat var, insan değil. Buralardan çıkartıyoruz. Zihayat, zihşur. Şunu da deyin, cümle kaçmasın. Risale-i Nur'da söylenenlerden fazladır söylenmek istenilen. Kur'an'da söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Oralardan. İnsaniyet hayattan üstündür. Oradan söylenmek istediğinden çıkar. Çünkü insaniyeti vermek de hakiki külliyete çıkmış. Yani hayat verince bir nevi külliyete, insaniyeti verince hakiki külliyete. Vay be! İnsan olmak, insan olarak ahirete gitmek yani. Gurur yok ama keyif var. Şimdi uyguluyorum. Harun'um uyguluyorum. Evet abi. Bak, hayatı sana vermekle çizgi. Hayatı sana vermekle his ve şuura bu cismaniyet. Şöyle yapayım. Hayatı sana vermekle tire his, şuur, tire cismaniyet. İnsaniyeti vermekle insaniyeti vermekle tire akıl cebiri, tire his ve şuura. Ters döndürüyor. İslamiyeti vermekle ruh cevherine,
yani akıl cebiri. Marifet ve muhabbet vermekle mühit bir nura, nur olan enedeki nura, ruh cebirine seni çıkarmış. Kamil insanlar. Kamil insanlar. İslamiyet'e aşağı peki, koydunuz. Peki, üçüncüyü söylemeyeyim. İkisini yapayım. Hayatı sana, hayatı sana vermekle his ve şuura çıktın. Bir daha mı? Hayatı sana vermekle his ve şuura çıktın. İnsaniyeti sana vermekle akıl cevheri verilmiş oldu. Çünkü akıl cevhersiz insan değil. İslamiyeti vermekle ruh cevheri olmuş oluyor, almış oluyorsun. Almasan olamıyor. Ruh cevhersiz İslamiyet yok. Ruh ölmüş olanlarda İslamiyet olmaz. Marifet ve muhabbeti vermekle marifet ve muhabbeti vermekle tire mühit bir nur olan enedeki nura. Enedeki nura, nur-u Muhammed'deki nura manaya değil. Çünkü manadaki enedeki mana zuhurat yönü. Enedeki mana Allah'lıkta. Yani şöyle. Nur zuhurat yönü. Şöyle. Nur zuhurat'ta. He, şöyle yapayım. Ene mi? Mecun mu? Allah yönü bunun mana. Şeceri hilkat yönü nur. Allah nuru semavat ve ard. Burada duralım. Evet. 15. defterin 310. sayfasında tafsilatı ile ve kaynakları ile duruyor. Sözler 360 yerden okuduk. Şu 1-2 saatte geri. 360. Ama 360 ana yer, ondan 3-4 tane de ayrı yerde var. Yani 310 demiştik. Ondan sonra dersimiz. Bu küllileştirmeyi de abi 118 Emirdağ 2'de elektrik olarak şey yapıyor üstad. Emirdağ 2 118'de işte topraktan örnek veriyor. Emirdağ 2 200 118. 115'ten başlıyor. Elektriğe bağlıyor. Havayı anlatıyor, suyu anlatıyor. Ondan sonra hemen arkasında ikinci şeyde elektriği anlatıyor. Ondan sonra salat ve selama geçiyor. Elektriği külli mi şey diyor? Ha, elektriği öyle anlaşılıyor. Cüz 2. Ha, bu külli dördü olunca bu hava, su, toprak şey. Yani o hakikaten bu kadar cihazlar çalıştırır. Bir, sözler 328. Sözler 360. İki tane yerinden iki saat yaptık. Paragrafı şu kadardır. Şu da şu kadardır. O küçük zayıf. Onları çıkarttın. Burada. Hiç bak. Metin okuyayım. Metin okuyayım istersen. Bir onu okuyalım. Bak. Metin. Ha, sözler 360. Yani, oradan aldım yani. Yani diye aldım. Cismaniyet itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet ve mahdut bir cüzsün. Onun ihsaniyle cüzi bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekte cüziyetten bir nevi külliyeti vesaire aynı. Aynı aktı. Burada duruyoruz. Yalnız işaretleyelim nereyi okuduk. Burada duralım. Vâhir devâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha demeden Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum. Niye biliyor musun? Bu manaların çıkmasına bunun mümkün değil. Umumi derste çıkartmak imkanı bu ders olmaz. Oldu ya. O mümkün. Mümkün mü şimdi? Cüzi, külli, o ana baba günü. İkide bir dersi kesiyorum. Bu tarafa gelin, bu tarafa gelin. Olur mu yani? Size soramıyoruz orada. Hani olmaz. Tamam. Siyaset icabı sorulmuyor. Sorulmaması olmaz lazım. Ki. Orada sordu. Cevap vermesem bir türlü kafaya takılacak soru. Verirsen güzel yanından çıkıyorum. Evet. Yani bu olmaz. Mesela bir cismaniyeti bak 10 dakika araştırdık. Olmaz yani bu. Sonra baktım ki neyle vazgeçtim biliyor musunuz? Sima, suret var ya. 30 tane ders var en az. 20-30 tane. Rahat olmuş. Şu anda 12 küsur tane. Niye durdum? O. Evet. O. Böyle dersleri yapacak bir daha muhtasar bir cemaat gerekiyor. Yok. Böyle lazım. Hatta bu ders çarşamba dersine de gitmiyor.
Bizim üç grup var ya, bir. Dört grup. Bir, sağa sola gittiğim memleket, devletlere gittiğim dersim şekli. Cumartesi dersi gelemez. Çarşamba biraz da enfus hepimizin. Bu daha hulasa. Bundan daha hulasa kendi hususi. Onun için muhatap olup bunların çıkmasına, sebep olmak noktasına Allah razı olsun. Çünkü çıkartamam. Orada kalacaktı. Bak 2000 kaçtı? 13. Bir hemen aferin. Bak 2013. Aha sana 2015 bitiyor. Bitmişti. Çıkacağım. Biz kalmasın abi. Fotokopi alalım abi. Çok iyi olsun. Şimdi... Sayfanız olmadan olmuyor. Bana da keyif vermiyor. Ben çekeyim şimdi abi. Renkli çıktı. Beni zorlamanız gerekiyor ki böyle. Tamam. Sorular var. Hani şey, ilim için, ara boşluğu yazdıklarımın içerisinde yazmadıklarım var. Çünkü yazılar. Dökülmüyor. Mesela kitabı bugün, imam bugün yazmamış. Sünnetullah da böyle abi, bak şeyden Allah bizim nazarımızla da bakıyor şey kainata. He ya. Bir Allah kendisi bakıyor, bir de bizim gözümüz de bakıyor değil mi? Külliyata şimdi de bizim nazarımızla da bakıyor. Bakıyor. Yok siz bakıyorsunuz şimdi bizim nazarımıza konuya. Evet o da var, evet. O da var. Allah da var. Adetullah. He ya. Şimdi mesela sizde böyle bir şey hissettiğim zaman işte ya konu değişiyor ya bilmem ne yapıyorsun. Veya dondurmaya giderim. Bu dersi böyle güzel yerde de yaparız abi. Şöyle bir dağda, dağa falan gideriz. Kar da başlıyor. Tamam. Beraber bir haftası olur. Villamız varsa birisi tanıdığım adındı. Mesela bir pazar günü gideriz. Kahvaltı orada tamam. Yaparız. Sabahtan akşam. Sapanca'da çok öyle güzel yerler var abi. Gideriz. Kiralık çıkarız. Tamam. Bir ev gideriz tutarız. Abi. Bir gün. Orada keyifli. İlla birisinin şey olması şartı. Doğru. Böylesi daha iyi olur. Böylesi daha iyi olur. Yani kendimiz kiralarız. Kiralayalım. Temiz olur. Bir burada yaparız. İki burada yaparız benim bu odada. Bir iki tane de şeyde, orada atlar gideriz. Şeyde gideriz, İzmit'te şey var, bizim bahçe. Nur Cemaat'ın bahçesi bahçe var. Güzel. Orada izin alırız, bir gün alırız. Ben de gelecek gibi konuşuyorum. Hazlıyorsun gelmiyorsun ondan sonra. El Fatiha.